internet, telefon, oyun. Kısaca teknoloji dünyasının son gelişmelerini aktardığımız teknoloji gündemi başlıyor. Yazılımla ilgilenen bir grup amatör genç FETÖ'yü Tokatla isimli bir oyun geliştirdi. Oyun 2 ay içinde 60 bin kullanıcı tarafından indirilirken arama motorlarından oyun olarak yayınlanmasına izin çıkmadı. Amatör gençler bu oyunun oyun mağazalarında ücretsiz olarak yayınlanması için başvuruda bulundu. Fakat bir arama motorunun oyun mağazası oyunun şiddet içerdiği gerekçesiyle kabul etmedi. Buna rağmen oyun 2 ay içerisinde yaklaşık 60 bin kişi tarafından indirildi. Faaliyetlerini Lenovo çatısı altında sürdüren Motorola, Moto Z ve Moto Z Play'i ortaya çıkardı. Her iki telefonun Türkiye fiyatı da belli oldu. Moto Z ve Moto Z Play modellerini görücüye çıkaran Lenovo firması, orta ve üst segmenti kullanıcılara hitap ediyor. Etkinliklerde tanıtılan her iki modelin de Aralık ayının başında satışa sunulacağı belirtiliyor. Motorola, Moto Z'nin Türkiye'deki satış fiyatının 2499 TL olduğunu, Moto Z Play'in ise 1999 lira fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacağını belirtti. Milli Haberleşme Sistemi Adana, Gaziantep ve Siirt havalimanlarında devreye alındı. Onur Mühendislik'ten yapılan açıklamaya göre şirket, 2015 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Adana, Gaziantep, Siirt ve Muş havalimanlarının IP tabanlı ses iletişim, kayıt, geri dinleme temini projesi ihalesini kazandı. Eurocontrol'ün yayınladığı uluslararası standartları sağlayan tek yerli ürünü geliştiren şirket, projede diğer uluslararası katılımcıları geride bıraktı. Kabulleri tamamlanan sistemler Adana, Gaziantep ve Siirt havalimanlarında devreye alındı. Havacılık sektöründen bir başka haberle devam ediyoruz. Havacılık sektörünün dev aktörü Boeing, telefon sektörüne ilginç bir modelle adım atmaya hazırlanıyor. Bir akıllı telefon modeli üretmek için kolları sıvayan şirket, ilginç bir özelliğe sahip modeliyle önümüzdeki günlerde telefonu piyasaya sürecek. Uçak modelleriyle tanıdığımız Boeing firması, Boeing Black adlı telefon modelinde kendi kendini yok edebilecek bir özelliğe yer verecek. Bu cihaz tehlikeli bir durum tespit ettiğinde barındırdığı yüksek hassasiyetli verileri korumak için otomatik olarak içindeki verileri silecek. Top Secret JWICS isimli güvenlik ağına bağlı olacak olan cihaz bu sebeple konvansiyonel bir imha tuşuna gerek duymadan otomatik olarak bilgileri silebilme yeteneğine sahip olacak. Test aşamasında olan cihazı ilk defa deneyecek kişi ise oldukça ilginç. Şirket cihazı test edecek isim olarak Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın başındaki isim Michael Rogers'ı belirledi. Daha çok Apple haberleriyle tanınan Japon haber sitesi Meko Takara'nın verdiği bilgilere göre yeni iPad Pro modelleri günümüzde kullanılanlara göre daha kalın olacak. Şu anki iPad Pro'lar 6.9 mm kalınlığındayken yeni iPad Pro 2'nin 0.13 mm daha kalın olacağı iddia edildi. Ayrıca yeni iddialara göre iPad Pro 10.9 inç modeli de çerçevesiz şekilde gelebilir. Söylenenler doğru çıkarsa iPad Pro 10.9'da tıpkı orijinal iPad Air gibi 7.5 mm kalınlığında olacak. Ayrıca yeni Apple tabletinin Home tuşuna da sahip olmayacağı belirtiliyor. iPad Pro 2'nin bu şekilde tasarlanacağı söylentiler arasında. Bilindiği gibi Apple'ın yeni iPhone 8'lerde de ekranın içine yerleşik bir Home tuşu kullanacağı dile getiriliyordu. Dolayısıyla yeni iPad modellerinde de böyle bir sistem kullanılabilir.